Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla daha yaşanılır bir Kırşehir için çalışıyoruz. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Aşıkpaşa Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu civarı asfalt serim çalışması ve yağmurlama mazgal çalışması ile birinci çarşıda yapılan sert zemin çalışmasının ardından bir açıklama yaptı. Başkan Ekicioğlu, açıklamasında şunları ifade etti. Anadolu'nun ortasında bulunan güzel kırşehirimizin daha güzel ve daha yaşanılır bir şehir olması için tüm birimlerimizde kırşehir halkından aldığımız destekle çalışmaya devam ediyoruz. Çağdaş şehirlerin olmazsa olmazlarından olan altyapı çalışmalarımızda birlikte ilimizin sosyal kültürel yaşamına ivme kazandıracak olan faaliyetlerimizde devam ediyor. Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmesi, yine UNESCO tarafından 2021 yılının Ahi Evran Yılı, 2021 Hacı Bektaş Yılı ve 2021 Yunus Emre Yılı ilan edilmesi hem ulusalda hem de uluslararası alanda dikkatlerin Kırşehir'e bir kez daha çevrilmesine neden olmuştur. Üzerinde yaşadığımız şehrimizi toplumsal coğrafi ve duygu birliğinin verdiği kazanımla ve tarihten gelen demokrasi mücadelesinin sunduklarıyla daha yaşanılır bir şehir yapmak için halkımızdan aldığımız destekle daha ileriye taşımak için tüm paydaşlarımızla hareket etmenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarına paralel olarak Kırşehir'de bir ilki daha gerçekleştirdiğimiz alternatif tarımcılığa dikkat çekmek istiyorum lavantanın da Kırşehir'de yetiştirilebileceğini, lavantaların Kırşehir çiftçisi için önemli bir alternatif olduğunu Kırşehirli çiftçilerimize gösterdik. Ve bu kapsamda bu yıl lavanta hasadıyla birlikte lavanta şölenini yaptık. Kırşehir Belediyesi olarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi ile yedi. 8 Temmuz 2021 tarihinde ilimizde Ulusal Müzik Çalıştayı düzenlenmesi ile ilgili imzalanan protokol çerçevesinde bir program hazırladık ve ilimizin müzik kültürünün yaşatılması ve bu kültürün kayda geçirilerek aktarılması bağlamında Kırşehir Müzik Çalıştayını gerçekleştirdik. Bu tür kültürel faaliyetlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Biz göreve gelmeden önce de söylediğimiz gibi kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan hep birlikte ortak akılla bu şehri yönetiyoruz. Bu kapsamda yarım kalan projelerin tamamlanması kent estetiğine yakışır biçimde altyapı ve üst yapı çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürülmesi, yoğun krizlerin yaşandığı böylesine sıkıntılı bir ekonomik ortamda kadın ve gençlerimize istihdam yaratacak projelerin hayata geçirilmesi, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve ilimizin tarihsel, sosyal ve kültürel dokusuna uygun bir yaşam kültürünün çağdaş ve yaşanılabilir bir şehircilik anlayışına dönüştürülmesi için insan odaklı yerel yönetim, anlayışta çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey insanlarımızın daha güzel bir kır şehirde yaşaması için. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kır şehirli hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum.